Bilindiği üzere 25 yıllık aşkın bir süredir Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan üzerinde eşi benzeri görülmemiş insanlık dışı, hukuk dışı bir tecrit uygulanmakta. Ve bu tecrit yaklaşık 3,5 yıldır mutlak bir hal aldı. Kendisinden hiçbir şekilde haber alınamamakta. Tecrit artık politik bir sorun olmaktan çıkıp insani, vicdani bir mesele haline geldi. Ve bu tecrit toplumun tamamına sirayet etmekte aslında. O yüzden toplumun tamamı tarafından sahiplenilmesi gereken bir sorun. Bu temelde 27 Kasım itibariyle cezaevlerinde başlatılmış olan bir açlık grevi eylemi vardı. Bununla beraber dışarıda adalet annelerinin başlatmış olduğu bir nöbet eylemi ve bir özgürlük yürüyüşü gerçekleştirildi. Ancak süreç gösterdi ki eylem farklı bir evreye geçme ihtiyacı duydu. Cezaevlerinden bu doğrultuda bir açıklama yapıldı ve 4 Nisan itibariyle cezaevlerindeki açlık grevleri sonlandırılmış olup yeni bir evreye geçildi. Bu temelde tutsaklar aile görüşünü, telefonları ve mahkemelere çıkmayı boykot ederek önderlik koşullarında yaşamayı esas aldıklarını belirttiler. Biz de bu doğrultuda önceliğimiz adalet annelerinin talebinin ne olduğuydu. Onlardan görüş aldık. Nasıl bir eylemsellik başlatmak istediklerine dönük. Onlardan aldığımız görüşler doğrultusunda biz de yeni bir evreye geçeceğiz. Önceliğimiz adalet nöbetini devam ettiren annelerdi. Onlardan görüşler aldık. Onların taleplerini esas alacağız. O doğrultuda yeni bir eylemsellik başlatılacak. Ancak başlatılacak olan eylemselliğin tüm toplumun sahiplenmesi gerekmekte. Öncelikle kadınlar ve gençler olmak üzere toplumun her alanının, kurumların ve özellikle siyasi partilerin sahiplenmesi gereken bir güce kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Ve bunu başaracağımıza inanıyoruz. Daha önce başardık, tekrar mümkün.